Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir scooter incelemesine daha hoş geldiniz. Vallahi hem benzine ve toplu taşımaya gelen zamlarla hem de yaz aylarının gelişiyle artık scooterlar birçok kişi için ana vasıta haline gelmeye başladı. Biz de karşınıza olabildiğince kaliteli ve dayanıklı scooterlar çıkararak anlatmaya çalışıyoruz size. En azından bir yol gösterebilmek adına. Bugün de yanımızda Hi-Free G1 scooter var. Gerçekten hem dayanıklılık, hem konfor, hem de menzil ve hız anlamında pek çok vaadi bulunuyor. O halde hiç zaman kaybetmeden Hi-Free G1'e biraz daha yakından bakmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben de bir scooter sahibiyim. O yüzden kendim alırken yani cebimdeki parayı verip alacağım zaman nelere dikkat ediyorsam size de bu sıralamayla anlatmaya çalışacağım. Hepsinden önce ben şöyle bir dışarıdan baktığımda scooter'ın güzel görünmesini istiyorum açıkçası. Hi-Free G1'in de öncelikle siyah mat bir rengi var. Aynı zamanda beyaz ve gri modelleri de var. Gidon tarafına baktığımızda iki tarafta frenler bulunuyor. Birçok scooter'da tek tarafta var. O yüzden bu da güvenlik için bir artı denebilir. Burada tasarımı fena durmayan, ergonomik, böyle kaymayan ve kolay kolay sizi terletmeyen elcikler bulunuyor. Aynı zamanda standart pozisyonda da bir adet gaz pedalımız var. Sol tarafta da klasik tip bir zil görüyorsunuz. Gidonun orta kısmında muadillerine göre daha büyük bir ekran var. Buradaki tuşa basarak ekranımızı açıyoruz. Üstteki tuş ise bir nevi vites işlevi görüyor. 3 vitesi yani 3 modu var. Buna göre hız sınırı da artıyor ama o konuya az sonra geleceğim. Ekranda aynı zamanda pil durumunu, anlık hızınızı, ışıkların kapalı ya da açık olduğunu ve hız sabitleme ikonunu görebiliyorsunuz. Evet, cihazda bir hız sabitleme özelliği var arkadaşlar. Bunu devreye sokmak için de artık hangi hızda sabitlenmek istiyorsanız gaz pedalına o seviyedeyken 10 saniye boyunca aynı seviyede basılı tutuyorsunuz ve artık gaza basmanıza gerek kalmadan aynı hızda hiçbir işleve gerek duymadan yolunuza devam edebiliyorsunuz. Derseniz ki 10 saniye fazla, mesela bana birazcık fazla geldi açıkçası. Bu süreyi de Hi-Free'nin mobil uygulamasına girerek kısaltabilirsiniz. Aynı zamanda uygulama üzerinde ışık şiddetini açıp kapamayı, pil seviyenizi, varsa eğer otomatik hata algılama gibi bileşenleri de kontrol edebiliyorsunuz. Yine uygulama üzerinden isterseniz scooter'ı kilitleyebiliyorsunuz ama bunu ne marka öneriyor ne de ben öneriyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var. Sen geldin uygulamadan kilitledin gittin ya. Bir başkası gelip scooter'ının yanına uygulamayı indirip bunun kilidini açabiliyor. Bu yüzden daha güvenlisi o bildiğimiz manuel bir şekilde bu cihazları kilitlemek olacaktır. Bu şekilde de herhangi bir çalınma etme durumu olmayacak. Şimdi ben scooter alırken öncelikle şu gövde yapısının biraz kalınlığına dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü ince yapıdaki scooterlar böyle üzerine çıkıp giderken beni ister istemez biraz tedirgin ediyor açıkçası. O yüzden buradaki gövdenin kalınlığı bana kişisel olarak da daha sağlam ve dayanıklı hissettiriyor. Burada yine geniş bir deck alanı yer alıyor arkadaşlar. Yani şöyle çift ayakta koyarak gidebiliyorsunuz yolunuzu. Ki benim ayağım büyük, yani 47 numara ayakkabı giyiyorum. Eğer benim ayağım buna yan yana sığıyorsa bence en azından çoğunuz bir sorun yaşamayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu tabii ki konfora da, yani yolculuk süresi arttıkça, yolculuk menzili arttıkça daha rahat gitmenizi sağlıyor. Ki zaten cihazın menzili de yüksek olduğu için bayağı hizmet ve beklenti birbiriyle örtüşüyor denebilir. Ön tarafta yol aydınlatma, arka tarafta ise fren için LED ışıklar yer alıyor. Alt tarafta da aldığınız modele göre farklı renklerde gelebilecek ışıklar var. Yani bu ışıklar gece fark edilme konusunda bayağı etkili olacaktır. Aynı zamanda frene bastıkça böyle arkadaki LED ışıklarımız da yanıp sönüyor. Bu da tabii ki bir artı daha. İki tarafta da kalın dişlere sahip 10 inçlik şişme lastikler yer alıyor. Bunun dolgu lastiklere göre de bir avantajı var. Herhangi basit bir pompayla, kimseden yardım almadan, herhangi bir servise iletişime geçmeden tek elinize bir sorun olursa şişirebilirsiniz. Kilo ve yol koşullarına göre 28-35 PSI arası hava basılabilir ama 35'in üzerine çıkılmasını marka önermiyor, haberiniz olsun. Ki zaten herhangi bir konuda kolay kolay servis ya da bir başkasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Aynı zamanda ürün kutudan çıktığı andan itibaren herhangi bir yardıma ihtiyacınız yok. Çünkü tek yapmanız gereken şey bunu açmak. Sadece gidon ayrı geliyor. Onu da burada gördüğünüz 4 alyanla birlikte sağda ve solda ikişer tane olmak üzere. Bunu buraya monte ediyorsunuz. Zaten markada kutu içinde size bir alyan anahtarı gönderiyor. O da şıktı yani ve onu hatta başka zamanda kullanırım diye düşünüyorum. Bu şekilde monte ediyorsunuz ve scooter kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Kapalı haldeyken de yaklaşık 26 kilo ağırlığında, yani standart kilonun 1-2 kilo üstünde olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de böyle toplu taşımaya binerken inerken falan hani alıp şöyle bir en azından yukarı atılabilecek bir ağırlık, ama böyle hani yüzlerce metre taşıyabilecek bir baba yiğit var mıdır bilmiyorum. Şimdi gelelim benim Hi-Free G1'de en sevdiğim özelliğe. Dostlar, G1'de arka tarafta 2, ön tarafta da bir tane olmak üzere çift yönlü darbe emici süspansiyon sistemi yer alıyor. Bunda da yani ne yaparsanız yapın ya bir şey olmuyor arkadaşlar işte. Bir şey olmuyor işte, anlayın. Ben bundan önce başka bir scooter'la yapmamıştım bu süspansiyon olayını. O yüzden kolay kolay herhangi bir zarar geleceğini ben sanmıyorum. Ve yani hem tasarımına hem de varlığına böyle genel olarak bir... Ah tamam.
Yeterince zıpladım. Yani anlayacağınız genel olarak sağlam bir yapıya sahip. Bunu da görmüşsünüzdür. Ki üzerinde 120 kiloya kadar da taşıyabiliyor. Genel malzeme tarafında alüminyum bir gövdeye sahip. Bu da yine sağlamlık için ayrı bir etmen. Suya dayanıklılık seviyesi ise IPX4. Yani bu da hani yağmurlu havalarda falan filan çok fazla sorun yaşamayacağımız anlamına geliyor. Şimdi gelelim şu meşhur performans olayına. HiFi'li G1'de arkadaşlar 15.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 48 voltluk lityum olan bu bataryalar aynı zamanda yolculuğu hem güvenli hem de uzun ömürlü hale getiriyor. Üründe aynı zamanda hızlı enerji transfer sistemi yer alıyor. Bu da yani gaza dokunduğunuz anda daha hızlı bir tepkime almanıza yol açacak. Bu sayede de hani o elinizin altındaki gücü hissedebiliyorsun. Böyle dokunduğum anda ileri atıyor direkt skuter kendine. Bunun sebeplerinden biri de HiFi'li üzerinde yer alan ve %90 verimliliğe sahip 500 wattlık motor. Birçok skuterde yer alan atıyorum böyle bir gaza bastığınız anda kendini ileri atma durumu var. Bir de hani böyle ayakla önce bir şey yaparız ya, bir ivme kazandırırız. Kickstarter dediğimiz. Bunların ikisi de üründe yer alıyor arkadaşlar. Bu kapatıp açma üstünde yer alan menü çubuğu tuşuna 3 kere basarak aktif ya da deaktif edebiliyorsunuz. Ürünü dekin ön tarafında yer alan bu şarj soketinden kolayca şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 5-6 saat gibi bir sürede 0'dan 100'e şarj oluyor. Bunun karşılığında da size ortalama 70 kilometrelik bir menzil sunuyor. Bu da tabii ki hem sizin fiziksel özelliklerinize hem de yol koşullarına göre değişebilir. Havada yağmur vardır, bir rüzgar muhalefeti vardır, yol bozuktur. Yani bunların hepsi bu menzili tabii ki etkiliyor. Ama benim duyduğuma göre bir denemede 68-66 kilometreye kadar görülmüş. Yani yaklaşık 70 kilometrelik bir menzil ve Türkiye'de ortalama günlük skuter kullanımının da 4 kilometre olduğu söyleniyor. Yani haftada bir şarj etsek yine hayli hayli bize yetecek bir kapasiteye sahip aslında. Ve tüm bunların sonunda da HiFi G1 arkadaşlar 40 kilometrelik bir hıza kadar çıkabiliyor. Ben normalde bu tarz menzil yani hız denemelerini çok fazla yapmamaya çalışırım. Hani güvenlik sebebiyle. Ama G1 bana fena hissettirmiyor. O yüzden bunu kendim gönüllü olarak bir denemek istiyorum. Şimdi az sonra çıkıp bir deneme yapacağız birlikte. Bir de GoPro takarız ama yani güneş muhalefeti şöyle bakarsanız çok fazla. O yüzden görünmeyebilir. Ben olabildiğince deneyimi size aktarmaya çalışacağım. Hazırsak gidelim şu hız denemesini bir yapalım. Dostlar şimdi geldik yine bizim bu uzun kutsal yolumuza. Skuterımı da aldım. Bir hız testi yapacağım. Bakalım 40 kilometreye görebilecek miyim? GoPro'yu takmaya denedik ama bakın vallahi gökyüzünde bir parça bulut yok. Bir şey yok. Işık düşmedi. Yün kalkmadı. Bir şey olmadı. O yüzden maalesef gösteremiyorum ki ben bile ekranı zor görüyorum. O yüzden maalesef GoPro ile test edemeyeceğiz ama size olabildiğince deneyimimi aktarmaya çalışacağım. Bakalım bu yol üzerinde 40 kilometreye görebilecek miyiz? Hadi başlıyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir gidelim. Şu an 15, 17, 22. Güzel. 25'e bayağı hızlı ulaştım. 28, 29. Şöyle biraz daha rüzgara karşı bir muhalefet. 30. Şu an 30'u görüyorum. 30 da gidiyor şu an. 33. Yolda da tabii ki engebe olduğu için bir anda yukarı basmıyor. Şu an 33'le gidiyorum. 36. Evet, 36'yı gördüm. 37. Evet, 37. Bir daha yakından bakacağım. Evet, 38'i gördüm. Duracağım şimdi, yolun sonuna geliyorum çünkü. Duruyorum. 30. Fren de iyiymiş ha. 38'i gördüm arkadaşlar. 2 kilometre hızla ya benim ağırlığımdan ya tekerleri belki tam ayarlamadığımdan ve tabii ki havadaki rüzgardan dolayı oluyor. Bir şey yaptığım için işte onun ayrı... Anladınız siz benim demek istediğimi. 2 kilometre herhalde oradan olmadı ya da alırı bu. Bence gayet uygun bu arada 38 kilometre hız. Şimdi arkadaşlar valla bana kalırsa HiFi G1 tasarım, performans, verimlilik, dayanıklılık ve bu meşhur süspansiyon sayesinde oldukça iyi bir iş çıkarıyor diyebilirim. Şu yukarıdan tekere doğru inen kısımdaki tasarım bence gerçekten hoş duruyor. Onun dışında yani şu süspansiyonlar da ayrı bir dünya diyebilirim. Genel olarak beni mutlu etti gerçekten. Dediğim gibi bu süspansiyon konusunda ya bugüne kadar kullandıklarımın en iyisi olduğunu aslında söyleyebilirim. Eğer siz de benimle aynı düşünceye sahipseniz zaten açıklamaya sizin için bir link bırakıyor olacağız. Hem ürünle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ya da isterseniz satın almak için. Onun dışında eğer Webtekno 5 kodunu kullanırsanız da size özel tanımlanan bir indirime sahip olabileceksiniz. Peki siz HiFi G1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuz sizin için faydalı olduysa abone olup ayrıca beğenebilirsiniz de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.